Disket kutusundan hepinize merhaba arkadaşlar. Sesimin kusuruna bakmayın. Halen yeteri kadar düzelmedim. Hala bize ama hasta demedi. Evet, çok iyiyiz. bulaştıramadım. Hala bulaştıramadı. Çok denedi ama başaramadı. Ama bugün karşınıza bir önceki Noita'da yaptığımız gibi az popüler olan, az bilinen, Gözden keyifli, kaçan, gözden kaçan güzel bir oyuna daha aşk geliyoruz. Zemaatı anlatılmamış hikayeler diyoruz. Ya evet. Sinakko'da çalışınca biz de etkilenmeyeceğiz mi zannediyordunuz? Lütfen. Yani lütfen. Şunun Türkçesini öyle çevirmiş olman Türkçe'ye güzel, güzel. Güzel notunu verdin. Neyse arkadaşlar. Bir Lovecraft oyunu var karşımızda. Ama bu sefer bir korku oyunu değil. Daha çok bir roguelike hack and slash evet. Oyunu ve pixel art. Bu sefer konu uzmanı Sonat. Ben omuz üstten bakan adam olarak izledim. Evet, Noita'yı sen oynamıştın. Bunu ben daha evet, çok oynadım. İzlerken çok eğlendim çünkü çok absürt şeyler yaşadın. Abi yani bir ben şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Lovecraft severim ama çok yüzeysel hani severim. Çok derinlemesine çok böyle çılgın bilgi sahibi bir insan değilim. Hikayeleri yazdığı, yarattığı evren vesaire hakkında. Ancak ben cidden çok eğlendim. Hani biliyorsunuz zaten Lovecraft oyunları böyle delilikle merak Evet, arasındaki evet. ince bir çizgide dönüyor oyunlar genellikle. Burada da yine o şekilde bu mekanik kullanılmış. Ayrıca bu hikayelerde geçen vesaire şeylerin, yaratıkların falan hepsinin neredeyse anlatılarının külliyatta var zaten. Külliyatında olan şeyleri birebir oyuna eklemişler. Bir de yani birebir demeyeyim de hatırladığım çok kadarıyla, yakın gördüğüm kadarıyla tasvirlerle. piksel art bir oyun ama hani o çamur piksellerden de oluşmuyor oyun anladığım kadarıyla. Yani bir önceki Noita'ya göre mesela değerlendirirsek Noita'dan daha bir detaylı ki diyebiliriz. Noita'da güzel dersek hani en azından ne baktığınızı anlıyorsun sen evet, de neye ekranda. Baktığınız, ne oldu, ne bitti net bir şekilde anlaşılıyor. Senin gibi çok fazla piksel art sevmeyen diyeceğim. Evet, çok zor beğenirim piksel artı, doğru. Oyuncuların bile evet. bence beğeneceğini zaten ekranda görüyorsunuz şu an. Düşünüyorum. Abi merak unsuru ve delilik arasındaki ince çizgi demiştim ya. Bu oyunda bunu bence çok güzel işlemişler. Yani bu mekanikleri içeren bu kadar aslında minik bir oyun içerisinde bence çok güzel yedirilmiş. Yani biraz rol yapma öğesi var galiba. Hafif Ki, rol hani, yapma öğesi var. O da şundan dolayı aslında rol yapma öğesi derken. Hani seçenek sunuyor insan aslında. Seçenek Rol sunuyor yapma aslında. onlara. Yani örneğin bir tablo gördünüz ki tablolar tanıdık gelecek yüksek ihtimalle. Hatta bazı yazılar, yazıtlar, metinler buluyorsunuz. Metinler de eğer külliyata birazcık hakimseniz dikkatinizi çekecektir. Genelde Tanıdık. okumaktan pişman olduğun yazıtlar oluyor Genellikle bunlar. evet okumaktan pişman olduğunuz şeyler Ne oluyor kutulu mu bunlar. yazıyor orada deyip. Yani mesela bir heykele gidiyorsunuz. Diyor ki oyun soruyor hemen size. Heykele dokunmak istiyor musun? Hadi bakalım Tabloya diyorsun. Bakmak istiyor musun? Metni okumak istiyor musun? Ya burada okuyup okumamak, dokunup dokunmamak, bakıp bakmamak tamamen size kalmış. Buna göre kimi zaman insaniniz, senitiniz artıp delirmeye başlarken kimi zamansa tam aksine Evet. kazanç sağlayabiliyorsunuz. Yanlış hatırlasam düzelt. Biraz senete gitmeye başladıktan sonra komik ek seçenek de geliyordu mesela. Evet. Heykele bak, kanı dök falan gibi böyle abuk sabuk şeyler geliyordu değil mi? Evet abi. Evet. Evet. Gittikçe absürtleşmeye başlıyor olay. Sonunda da shotgun'ı çekip kendini vurarak oyunu kaybedebiliyorsun yani delirdiğin için. Yani aslında kötü seçenek yaparken de seni eğlendiriyor oyun. Yani tabii evet oyunun sıkıcı daha doğrusu nasıl derler böyle yani bir noktadan sonra şeye dönüyor. Yani ölüyorsun ve tekrar başlıyorsun. Çünkü roguelike dedik ya öl başla Evet, öl evet. başla öl başla. Bu seni senin hatandan dolayı belki de savaşırken Tabii. belki de işte çok meraklı olmandan dolayı Her şeyi kaynaklanıyor. Şimdi kurcalamayacaksın. tabii şey diyebiliriz. Abi o zaman hiçbir şeye dokunmayayım. Bu şekilde devam edeyim. Hani O da olmuyor değil o mi? da olmuyor. Olmuyor çünkü bu dokunduğumuz, topladığımız, baktığımız, okuduğumuz her şeyden bir bilgi ediniyoruz. Evet, İnfo doğru. ediniyoruz ve bu infolar totalde şey var. Old One'lar ile ilgili koleksiyon kısmı bilgi, mı vardı? evet, bilgi bizim bir şeyimiz var. Nasıl diyeyim? Güvenli bölgemiz var. Bölge içerisinde işte safe box'ımız var. Sandığımız var. Sandığımızda Tamam. fazla eşyalarımızı atabiliyoruz falan filan. Burada Oyunlar info arasında kalıyor mu onlar mesela? Tabii kalıyor. Tamam, güzel. Tabii tabii kalıyor.
Orayı devamlı kullanabiliyor. Öldüğümüz zaman her şey tamamen sıfırlanmıyor. Ölünce aynı seviyeye bir daha mı oynuyoruz yoksa... Aynı bölümü bir daha oynuyoruz. Ama bir daha değiştiriyor bölümler mesela. Bölümler tekrar... hani aynı tekrar odada aynı yerde çıkıyor mu mesela? Yoksa evet, rastgele oluşturmak. Rastgele oluşturuluyor ve tekrar başladığım cümleye tekrar bağlayacağım burada. Demiştim ya, info, bilgi topluyoruz diye Old One'lar hakkında. Bu topladığımız bilgiler Old One'larla savaşırken... Old One çıkıyordu yani karşına. Spoiler değil, tahmin edebilirsiniz zaten bunu. Bir tane evet hatırlıyorum, bayağı ilk bölümün belalı bir çıkmıştı karşına. Evet. Evet. Yani genel aslında dövüşler çok zorlamıyor fakat iş Old One'lara geldiği zaman... bir zahmet lütfen. Boss sonuçta. Birazcık hani daha kadim olan dememiştir onlara yani. Birazcık daha zorlaşıyor ve hafif bir bu balı tel dediğimiz hani her yerden mermilerin yağdığı arasından kaçmaya çalışırken bir yandan savaştığımız bir ortam meydana geliyor. Abi bu infolar bu yaratıklarla savaşırken işte daha bize avantaj sağlıyor. Dolayısıyla info toplamak zorundayız. Dolayısıyla bu delilik ve merak arasındaki ince çizgiyi bir şekilde tutturmak zorundayız. Oyunda başka neler var? Puzzle mekanikleri var. Dungeon Crawler diyebiliriz bu oyun aslında bir yandan da. Yani tabii Dungeon Crawler da diyebiliriz. O yüzden puzzle olması zaten yani puzzle'lar olması gereken bir şey. Gerçekten çok basit aslında, hani sadece puzzle. Şu anahtarı bul, bu kapıyı aç gibi bir şeydi galiba. Ya yani o tarz şeyler var. İşte birkaç tane şalteri indir, git oradan hatırladım, hemen evet, diğerindeki bilmem nereyi bir şey yap falan gibi, hani oyuncak olanlara da çok da spoiler olmasın. Hı-hı. Basit çözümler oluşan basit birkaç denemede bulabileceğiniz puzzle'lar var. Bunların yanında işte ekipmanlarımız var. Ekipmanlarımızın yanında işte üzerimize giydiğimiz ekipmanlardan bahsediyorum. Ya da işte silahlar, patlayıcılar, talisman gibi, işte kolye gibi vesaire bize örnek olarak söylüyorum. İşte öldüğün zaman bir hak daha, tekrar doğma gibi. İşte ank var mesela. Ankla gezerseniz öldüğünüz zaman bir kez daha canlanabiliyorsunuz. Ank sonra kırılıyor tabii ki gibi. Ya da işte kanama... Trebe'ye kanlık, kanamamız var. İşte bandaj sararak hemen hızlıca kanamayı durdurmak gibi sağlık mekanikleri de yer alıyor oyunda. Sandıklar var karşılaştığımız. Artık her oyunlarda, bu tip oyunlarda alışkın olduğumuz. İşte sandığın anahtarını bul. İşte altın anahtar, gümüş anahtar, kanlı anahtar gibi. O anahtarı bul, kanlı, o sandığı aç. Olmaz zaten. Tabii ki gibi şeyler var. Genel olarak oyunun yapısı bu. Ne kadar sürüyor peki? 30 saate yakın bir oynanıştan bahsediyor. Ben oyunu henüz tamamen bitiremedim. Hı hı. 30 saat civarında oyun bitirilebiliyormuş fakat. Hı. Güzel bir böyle süre. Söyleyeyim. 30 saat yani. 30 saat böyle bir oyun için bence gayet güzel bir süre. Bu evrenin Lovecraft, hani Cthulhu'ya da meraklıysanız özellikle bu dediğim gibi bir şeyleri kurcalayıp kurcalamama arasında kalmak, bu tarz bir oyuna yedirilmiş olması falan. Ve bunun eğlenceli bir hale getirilmiş olması. Evet. Hani, evet. Oyunu daha da eğlenceli bir hale getiriyor diyebilirim. Eğer arkadaşlar bu tarz oyunlara merakınız varsa Noita'da da aynı cümleyi kurmuştuk zaten. Untold Stories oldukça ilginizi çekebilir. Yani şey olmasa ben Lovecraft çok bilmiyorum deyip olmasınlar yani, değil mi? Tabii tabii. Ya dediğim gibi ben çok yüzeysel biliyorum. Lovecraft oyunları, Cthulhu oyunlarını da oynuyorum. Hani oralardan oynadığım kadarıyla biliyorum. İşte birkaç kitabını okumuşluğum var. Yani yabancı olacak bir durum yok oyun içinde. Hayır hayır yok. Hiç bilmiyorum diyenler içinse daha da enteresan bir deneyim olabilir. Evet, mesela bu giriş seviyesi olarak düşünebiliriz bunu. Evet, evet. Çok hani alt ne derler? Temel. Temel düzeyde bir giriş seviyesi olarak bile düşünebilirsiniz bunu. Ben keyif alacağınızı düşünüyorum. Bizden o zaman şimdilik bu kadar. Bir sonraki az popüler oyunumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.